Karanlık bir gölge görünüyor sadece. O da sensin. Gölgemiz. Ya. Bugün Nazmi'nin elinden mantar yiyoruz. Sonra biz kahve de demleriz burada değil mi? Olur. Şimdi çok insan diyet yapmaya falan deniyor ya. Evet. Bence bir akşam ormanda seninle yatsa tamam mı diye. Az yediriyorsun çünkü. Az mı yediriyorum? Doyumluk abi. Doyumluk. Yememize bir şey alalım. Ateşi de biraz yükseltiriz. Odunumuz var ateş başında. Evet. Ama iyi yandı. Sohbet ederiz. İyi yandı değil mi? Evet gerçekten. Abi iki çakmaya yaktın sen. Yani? İlk defa yani seni kampçı yapacağız dedik. Doğacı yapacağız dedik. Ateşi yak dedin. Bu kadarını beklemiyorduk. Yıllardır saklıyordum bu yeteneğimi. Evet. Bugüne saklamışım bana. Birkaç kişiye ben denetmiştim böyle de. Yapamamışlardı bayağı bir. Atmışlardı böyle. Ben çakmakla yetinirim demişti. Kibritle yetinirim. Pirinci de öyle kuru kuru yemeyeceğiz ha. Güzel baharatım var. Karıştıracağız. Mantardan güzel güzel sesler geliyor. Ben şimdi baharatla getireyim mantarı. Getir. Burada benim her türlü baharatım var. İçinde tuz, karabiber, kırmızı biber. Tüm baharatlar karışık. Pratik. En iyisi onlar. Bunu alıp içine mantarını hemen döküver. Ölçü olarak ne kadar atıyorsun? Var mı böyle şey? Yok, kafana göre. Göz kararı da yapabilirsin. İşte gözüm görmüyor şu anda karanlıkta. Harbiden göz kararı. Gördüm yani. Biraz döküldü. Biraz daha döksen. Aynen. Yeter. Yeter mi? Yeter. Karıştır. Daha olmazsa sonra da koyarız baharatını. Tamam. Yani siz bakmayın Nazmi'ye böyle ateş başında sahada dışarıda yemek yapmaz. Nazmi'nin güzel yemekleri de oluyor. Biraz daha çek de şunu çekeyim. Bu tutuşmaya başladı. Gerçekten göz kararı attım ha. Hiçbir şey görmüyorum çünkü. Göz kararı diye buna denir galiba demek gerçekten. Arkadaşlar aynı açıdan GoPro'dan da çekiyoruz. GoPro zifiri karanlık çekiyor. Biz ateşin başındayız diye. İyi çıkıyor. Hem cep telefonuyla iki kamerayla çekiyoruz. Manzara burada. Hava karardı. Karşıda da bizim çadır alanı. Oraya daha gideceğiz. Şimdi tamam. Erkek sen gir oraya. Oraya daha gidene kadar daha var. Çadırda içeride kaldım. Şimdi daha iyi görüyorum mantarların ne halde olduğunu. Biraz da yanıyorum ama olsun. Pirincimiz haşlanıyor. Kaynıyor vugur vugur. O iyicene kaynasın, yumuşasın. Pirincimiz haşlandı, elimiz... Ben pirinci diri seviyorum, sen bilmiyorum da çok yumuşak seviyor bunu. Yok, hani birçoğu tereyağlıya alışıktır, böyle yumuşak olacak, butta gibi. Yok yok yumuşak. Tereyağı yumuşak gibi olacak. Ben sevmiyorum, ben diri pirinç daha seviyorum, böyle diri diri olacak, yapışmayacak. Aynen. Hep özen gösteririm öyle yapmaya. O yapışmasın diye ekstra bir şey kullanıyor musun yoksa? Yok. Yok. Sadece su mu? Evet. Bir de hakiki tereyağı koyunca daha güzel oluyor. Hı hı. Abi mantarlar oldu gibi, buna bakayım mı? Mantarlar bayağı. Birazcık daha ateşe doğru şey olmuş duruyor. İyice yani. Şey yapalım. Zaten bol yağ koyduk, yanmaz. Güzel güzel pişsin. Bir de şey yap Bülent ya. Ne yapayım? Uzun tahta kaşık al. Vardı abi, vardı. Ama onu akıl etmedim. Tembelliğe kaçtım. Bu pratik yanımdaydı diye. Şu anda bir kısmı yanıyor yani. Kaşın mı? Tamam, fazla karıştırmana gerek yok. Neyin? Günahlarım diyorum. Ha, günahların lan. Onlar yansın abi ya. Ne mutlu bize yanarsa. Oo, süper görünüyor. Orada dursun pirinç olana kadar. Biraz ateşte olacak. Ama yapışıyor sanki biraz yanıcı. Suyunu süzelim. Pirincimiz güzel olmuş galiba. Tam istediğim gibi. Masaya geçelim. Pirincimizi torbadan çıkaralım. Görüyor musunuz da tane tane? Pirinci görüyor musun?
Şimdi mantarımızı da getirelim. Mantarı da içine karıştıralım. Yağlı yağlı böyle. Abi ben sana bir pirinç mantarı yaptım. Eyvallah. Tadını unutamayacaksın. Şöyle karıştıralım hemen. Şimdi Nazmi ile bir kaptan yeriz. Evet. Sonra Nazmi'den de fikrini alacağız artık tadı nasıldı diye. Tamamdır. Şunu koyabiliriz. Bunu yıkayacağız sonra. Afiyetle yemeye başlayalım. Nazmi senin kaşın burada. Bunlar da kamp kaşıkları, çatalları. Pratik. Sıcak sıcak ye. Tuzu az olabilir belki. Baharatın tuzu çok az. Hmm, baharatı çok güzel. Mantar nasıl usta? Henüz ulaşamadım daha. Şöyle içinden kap bir tane. Ye. Arkadaşlar müsaade çıktı. Ben de yiyebilirim şimdi. Biz burada afiyetle yiyeceğiz şimdi. Yemekten sonra kahvede görüşürüz. Kahvede dedim, yanlış anlamayın. Yani o kahvede değil. Kahve içerken. Ormandayız, kahvede değiliz. Güzel bir espresso kafemiz var. Mokka. Bunu şimdi Nazmi ile şekersiz devireceğiz. İnşallah. Yemeğin üstüne iyidir. Yemeğin üstüne kahve mutlaka iyi gidiyor. Evet. Sağımızda solumuzda da çatırtılar, sesler var. Suyun içine bir şey dalıyor. Nazmi o tarafı bir çeksen. Bir çekeyim. Görünüyor mu? Yok. Çok karanlıkken. Orada yok. Bir şey yürüyor. Suya dalıp çıkıyor. Timsah olabilir. Olsun. Timsah. Bu kahveden çok az koyacağım. Sigarayı çekmedin değil mi? Ama söyledin. Olsun. Bir kaşık yeter bize. Biraz daha koyalım. Çok acı çünkü ama çok kaliteli bir kahve. Sen mokka mı demiştin? Espresso mokka. Espresso. Hep çekim yapmazken böyle şeyler oluyor. Arkadaşlar şuraya iki tane kütük koymuştum. Üstüne de bir tane daha odun koymuştum. GoPro'yu oraya koydum çekim yapayım diye. Nazmi ile şimdi bir sohbete girdik. Derin sohbet. Eti cinli sohbetlerden. Ben bir isim anar anmaz bu kütük ortadan yarıldı. Tamam kütük çürük de onların üstündeyken nasıl yarılıyor bu? Nazmi? Orada söyleyecek bir şey yok yani. Açıklayamıyoruz. Açıklayamıyoruz. O ismi bir daha söyleme. O ismi bir daha söylemeyelim. Biz kahvemize bakalım. Yani. Kahve ne durumda? Kaşımı alayım da bir saniye. Şuraya tutsana bir ışığı. Kahvemiz. Olma durumunda. Arkadaşlar böyle görüntüleri habire size gösteremiyoruz. Çünkü her saat çekim yapamıyoruz. Her anı yakalamak istiyoruz ama o anda kamera kapalı olunca yakalanıyor. Şarjımız bitecek yoksa ama şimdi kahvemiz oldu olacak. Bir kahve içeriz şimdi Nazmi ile. Sonra bir orman yürüyüşü yaparız derim. Ne dersin? Çadırımız orada mecbur. Abi bu görüntü de harika ha. Işık yüzüne vuruyor. Bugün çoğunlukla misafirimiz olduğu için Nazmi'yi çekiyoruz. Nazmi kahvenin başında. Usta sağ olsun. Mehmet ustadan daha iyidir. Ustaydı kesin. He. Ünlü kahvecilerden yani Nazmi üstündür. Onu diyeyim. Demlensin güzelce. Dumanlar püfür püfür tütüyor. Odun da dayanmıyor ateşe. Odun günahlara dayanır mı usta? Günahları yakıyoruz dedik. Doğru. Vallahi insanın çadırda yatası da gelmiyor. He. Buraya çulunu serpip de burada yatması da güzeldir. Odun bayağı olmuş olsaydı getirseydik. Evet. Bütün gece tetiklerdik. Aa, atmosfer güzel. Her yer kapkaranlık. Şimdi sağımı solumu görüntü alıyorum ama hiçbir şey görünmüyor. Aynen böyle. Zifiri karanlık.
Nazmi Bey'in kahvesi benim kahvem. Ben bundan içeceğim. Tam kampçı keyfim var bugün. Şimdi bize afiyet olsun. Hemen fikrini alalım Nazmi Bey. Kahvenin tadı nasıl? Kahve güzel, herkese tavsiye ederim. Ağır değil mi? İyi yani. Ben de götürüyorum. İyi. Yemekte fikrini almadım. Mantar nasıldı usta? Valla mantar da güzeldi. Şöyle ışığa... Pilavımız da güzeldi. Ama işte ne kadar yansıtabilirim bilemiyorum. Herkesin kendi yemesi lazım. Herkesin kendi demesi tabii lazım. Denemesi herkes lazım. Kendi deneyince tabii... Bizim anlatamadıklarımızın farkına varırlar herhalde. Görüyorsunuz masamız da var. Tesisatı kurduk buraya. Şimdi kahvemizi bitirelim. Bir orman yürüyüşü yapacağız sizinle. Bol şans. Yediklerimizi sindirelim biraz. Bakalım orman bizi sindirmezse. Tabii ki ne, el fenerimiz de yanımızda olacak. Şimdi Nazmi'ye çıktık. Gezintiye. İçimizde de el feneri var. Maşallah Nazmi'deki de şeyi ışıltır gibi, gökyüzünü ışıltır gibi, bir güneş gibi doğuyor. Şöyle biraz yürüyüş yapıyoruz. Ormanın derinliklerine dalacağız. Şurada gölün, buradaki suyun akıntısı var. Onun sesi geliyor. Şimdi çadırımıza varmadan önce bir orman gezintisi yapalım. Usta, böyle gezmek sağlıklı mıdır sence? Başına bir şey gelmesin sağlık. Pek tavsiye etmiyorlar da. Mesela bizim Kerim var. Kerim'e hiç tavsiye edemiyoruz. Arkadaş yani şuralara baksana. Senin ışık iyi tutuyor. Yahu zifiri karanlık ya. Her yer boş. Şurası boş arazi. Ondan sonra şurası orman. Buradan giriyor değil mi? Galiba. Gündüz de gece girişler hep aynı olmuyor. Buradan dalıyoruz ormanımızı. İnsan burada kendi gölgesinden bile korkar ya. Evet, yer gölgenin olsun. Bura var mıydı ya önceden biz geçerken? Böyle miydi? Ben hiç hatırlamıyorum. Ha doğru. Şimdi sola dalacağız birazdan arkadaşlar. Ondan sonra ormandayız. Korkmayın sakın. Bak ben hiç korkuyor muyum? Hiç korktuğumu gördünüz mü acaba? Vallahi çadırı da bulamaz insan. Tek başına. Ya şuraya ışığı tutuyorsun. Önünün 5 metresini görüyorsun, fazlasını göremiyorsun ya. Hele benim elimdeki el feneri hiç ışıtmıyor. Şuradan dalalım. Burada mıydı? Vallahi buradan mıydı değil miydi bilmiyorum da biz bir önce bir orman yürüyüşü yapalım. Ondan sonra gerisine bakarız. Efendim. Efendim. Çadırımız yok da ne yapacağız değil mi? Ne yapacağız? Atacağız. Çok mantıklı. Yahu çadır yoksa sorun değil de başka bir şey olmasın. Şuradan sağa geçecek. Sağa geçiş var mı? Mecbur zaten burası bir şey. Abi dur dur. Çadırı bulamayacağız sorun değil de biz kaybolacağız, o sorun. Şuradan aşağı doğru bir inelim. Orman çok büyük. Kaybolmayalım. Birbirimizi de kaybetmeyelim. En önemlisi o. Benim merkezleri miyiz? Şimdi el fenerlerinin şarjı bitiyormuş. Nazmi de diyormuş ki hay senin şom ağzına. Ulan düşüyordum kütük. Ben bu yürüyüşten vazgeçtim. Artık çok geç. Saat kaç? Yok öyle değil yani, içeri girdik diyorum. Anladım. İçeri girdik çıkamayız diyorsun. Biz şu tarafa doğru gidelim, gel. Biz en iyisi çadırımızı bulalım. Yatalım abi. Saat aşağı yukarı en son saate baktığımda 11'e geliyordu. Gece 11. 12 bulmuştur şimdi.
muhtemelen bulmuştur. Saat buldu da biz çadırı bulamayacağız gibi. Abi biz çadırı açtık da biri mi aldı? İmkansız değil. Çadır da yeşil maşallah yani. Tam kamuflaj. Usta ben seni önden bırakıyorum. Büyük fener sana ait. Sen önden git, ben geliyorum arkadan. Ama benim arkamdan kimse gelmiyordur. Biraz da yukarıda değil miydik? Kurduğumuz yer. Abi. Biz aşağı mı geldik? Biraz daha yukarıdaydık. Değil mi? Evet. Abi ben geliyorum. Görebiliyor musun? Ben bir şey göremiyorum. Şura açık alan, belki oraydı. Şu taraf diyorum. O taraf. He, oraya doğru geçsek daha iyi bir açıdan bakarız. Abi burası da çok açık alan. Bura mıydı yoksa? Arkadaşlar size tavsiye ediyorum. Çadırınızı ormana kurup... Abi orada bir şey sallanıyor, bak gördüm ben. İyi ki ne bayrağı asmışsın oraya ha. Onu Nazmi asmıştı kaybolmasın diye. Bakın sallanıyor orada. Arkadaşlar çadırınızı ormana kurup terk etmeyin. Bayrağı da beyaz yaptım, yeşil değil. Aynen. Çadırımız burada. Yahu gece hakikaten yani buna yabani domuz bile dalar ya. Çünkü görmüyor da yeşil. İstemiyorum şu an. Şimdi biz çadırımıza girelim. Yedik, içtik, muhabbet ettik. Bir gece ormanda kalacağız dedik. Evet, kalacağız. Kalacağımız yer burası. Tamam. Ben açayım hemen. Yatarken sade sinekliği mi kapatacağız, ikisini de mi? Ne dersin? Son nefeslerimizi alalım ya sen. Ben giriyorum abi. Bizim bir tane el fenerimiz de var. Onu da yakacağız şimdi. Şimdi koyalım çadırımıza. Sen bir gir bakalım. Yatımı nasıl? Abi ben girdim. Evet, ben giriş yaptım. Ben de çadırdayım. Yapayım. Şimdi Nazmi de giriş yapacak. İki kişi deneyeceğiz. Nasıl yatılıyormuş? Sen şunu tut da ben bunu bir... Abi o sineklik, ondan önce dışı kapatalım istersen, ya da sineklik mi sadece kapatalım. Dışarıyı görmek istiyorsan kalsın sineklik. Yani. Ne kadar görebileceksin artık. Şimdi ben buraya niye yattım? Emniyetli. Kapıda Nazmi çünkü. Doğru. Ya dışarıya ışığı tutunca görünüyor bak sineklikten. Ağaçları görebiliyorum. Ama güzelmiş ya. Genişmiş yani. Değil mi? Tabii. İki kişi. Yani. Rahat. Rahat. Nazmi oturuyor. Ben yatıyorum yani hatta. Evet. Çadıra şimdi yuva ettik. Öyle diyelim. Çadırımıza yuva ettik. Yatıyoruz. Yatacağız. Vallahi soğuk da değil ha. Yok, sıcak. Yok değil, güzel. Böcek möcek de yok. Hava iyi. Sinek falan da yok. Yok. Kapalı tuttuk. Şimdi bu sessizliğin tadını çıkararak Nazmi ile uyumaya çalışacağız. Şimdi Nazmi ile böyle uyumadan önce biraz sohbete daldık da sizleri de sohbetimize dahil edelim dedik. Bizim böyle yaşadığımız şeyler var Nazmi ile. Fazla detaylarına girmeyeceğiz de biraz o konulara girdikten sonra çadırın içi çok sıcaktı. Bayağı bir serinlemeye başladı. Nazmi demin kafayı dışarıya uzattı. El feneriyle böyle ormanın kenarı da sis almaya başlamış. Aman aman dedim usta, fazla derin girmeyelim bu konulara. Eticiğin yeter bize. Fazlasına gerek yok. Öyle değil mi usta? Öyle. İster istemez insan böyle sessiz ortamda olunca, bir de yalnız olmayınca
böyle konulara giriyor. Yalnız olunca zaten böyle konulara girmez de ses falan duymadıkça. Ya işte bu ormanlık alanda tam da çadırın haricinde koruyacak bir şey yok. Çadırda ne kadar koruyabilir ki seni zaten? Çadır. Çadır üzerimdeki tişört kadar korur anca. Yani. Fazlası beklemeyeceksin. Hani ben genel açıdan söylüyorum. O konularla ilgili söylemiyorum. Onlar zaten evde de koruyamaz seni de. Doğru. Ama işin garibi ne biliyor musun? Hani böyle bir konu bazılarını kaçırsa bile birçoğunun da ilgisini çekiyor garip bir şekilde. Evet. Ya insanlar değişik değişik. İşte bazıları böyle konuları çok seviyorlar. Evet. Bazıları da böyle konuda üç harfinden ilk harfini duyunca zaten kaçıyorlar. Üç harfi deyince kaçıyorlar zaten. Yani. Ama ortam müsait. Abi ortam çok müsait. Yani gerçekten. Yani çatır çutur sesler geliyor ormandan. Ya yani. Bu dallar falan da düşmüş yani. Attığın adımın sesi geliyor yani. İşte böyle üstüne, adım sesi falan da duyduğun zaman sıkıntı tabii, yani. Yani hayvan da olsa insan da olsa üstüne basınca çatır tabii. Çatır ediyor ya kurumuş dallar. Tabii. İlk önce oradan ürperirsin zaten. Yani. Ya insan şimdi aklında bu tür şeyler için açıklayıcı şeyler arıyor, sebepler arıyor, cevaplar arıyor. Evet. Hani hayvandır, tilkidir, tavşandır, geyiktir. Yani. Ama uzun bir süre bu sesler devam edince artık tavşana geyiği geçiyorsun. 3D boyutuna geçiyorsun. Onlar da sessiz geliyor ya. Yani biz bakmayın şimdi ormana girerken biraz heyecan falan şey yaptı da yani biz Nazmi ile bu tür konuları konuşmayı çok severiz. Yani konu olunca konuşuruz. Yaşadıklarımız da var Nazmi ile bazı şeyler. Buradan Abdül'e de selam. Aleyküm selam. Abdül'ü izliyorlar inşallah. Abdülkadir. Pardon. O da yakın bir arkadaşımız sayılır. 3D boyutundan. Onun izlemediği şey yok. Şimdi seyirciler kaldıramaz usta. Biz fazla derine girmeyelim. Vallahi seyirciler evde rahat rahat izleyecek. Senle biz kaldıramıyoruz. Kaldıramayacaksak. Orası öyle. Olan bize olacak. Seyirci bir bardak su içer oturur. Yani, biz seyir, onu da yapamayız. Fatih okuyan da vardır sonuçta. İnsan bu ortamda Fatih'e bile unutur. Şöyle dışarıda bir şey parıldıyor gibi geliyor da bana habire. Gözlerim benimle oynuyor. Bir de başka bir ses olmadığı için yani her şeyi duyabiliyorsun aşağı yukarı. Evet. Ne araba geçiyor. Şimdi çok net bir sessizlik var yani olan da. Sadece uzaktan şu an bir ses geliyor. Çok uzaktan. O da tren galiba. Olabilir. Ama ölü. Yani sıfır ses arkadaşlar. Hani toprağın altında yatarsın, üzerine toprakla örtmüşler ya. Öyle bir ses. Hiçbir ses yok. O yüzden her çatılsa adamı rahatsız ediyor tabii. İnsan kendi bağırsaklarının sesini bile duyabiliyor burada. Uyumak kolay olmayacak. Biz yine uyumayı deneyelim. Deneyeceğiz evet. Sabah erkenciyiz. Aynen doğru. Vallahi uyumaya çalışalım biz. Biz uyumaya çalışalım. Ben hakikaten daha yorgunluğum da var üzerimde. Evet. Bugün de güzel bir gün geçti. Güzel de yedik. Güzel sohbet de oldu. Evet eyvallah. Biz uyumaya deneyelim. Kahvemiz de güzeldi ama gene de uyuyalım. Zorlamak lazım yani şu anda. Ama hakikaten uykum var benim. Sabah gün görüşürüz arkadaşlar. Bize iyi geceler. Yatalım gitsin. Ne oldu? Abi bir ses var. Sanki bir şey yürüyor. Görebiliyor musun bir şey? Açıda bir şey gör. Ben ayakkabılarımı niye dışarıda bıraktım? Sen de bıraktın. Ne bir şey olmaz. İçeri uyuyor. Ama bir ses vardı. Bayağı ileri aydınlatıyor bu. File var ya önünde. Hı. Ondan biraz. Ama bir şey görülüyor. Her neyse yatalım biz. Ya, bu açıdan bir şey görünmüyor.
arkadaşlar, bir ses duydum. Nazmi uyuyor ama Nazmi'den çıt bile çıkmıyor. Adam uyurken horlamıyor bile ya. Ama dışarıda bir ses var. Çok eminim. Lan orada bir şey var. Şurada iki tane yeşil var. Oradan bir şey geçti. Yahu her sese uyanıyorsun burada ama böyle hafiften bir ses değildi. Resmen biri yürüyormuş gibi ya. Allah Allah. Bu taraftan dışarıya göremiyorum. Bir daha ses olursa videoyu açarım arkadaşlar, dönerim. Şimdi Nazmi'yi uyandırmayayım. Allah helal olsun Bülent, yani bu kadar sese rağmen uyuyorsun, helal olsun. Arkadaş dışarıya da bir şey... aydınlatamıyor ki ya. Abi sesler var ha. Resmen uyuyor adam, böyle bir şey yok. Psikolojimizi bozdu. Ben uyuyacağım artık, yeter. Bülent. Bülent. Kalk kalk, sabah oldu, kalk. Kalk, çıkıyorum ben. Kalk kalk, yeteri attın. Hazır hazır. Çekiyor mu ben? Çekiyorum evet. Şimdi çadırın içini çekiyorum bak. Sabah mı oldu ya? Sabah oldu tabii ya. Ya biraz daha yeter. Kaç saat? Saat 6:30. Günaydın arkadaşlar. İkimiz de sağ selim uyanabildik. Yeni bir güne başlıyoruz. Çadırda uyuduk. Gece biraz sesler vardı. Ben uyandım evet, bir. Evet. Ama sen uyuyordun. Yani bir ara ben uyandım, orada da sen uyuyordun tabii. Değil misin? Evet. Valla ben bir ara uyandım. Bir ya sesler duydum. Falan ses çıkardı tabii de ne olduğunu artık. Vardır. Ceylan geyik geziyor, bayağı sıkıntı. Valla yabani domuz falan olmuş olsaydı, yaban domuz. Onlar bulurdu bizi canım. Onlar galiba bayağı bir rahatsız ederdi ama muhtemelen geyik falandır. Evet. Vallahi biz tulumların içinde uyumadık. Çadır çok sıcaktı. Tulumları döşek yerine kullandık Nazmi ile. Öyle değil mi usta? Evet. Üşüdün mü gece? Yok. Ya sabaha doğru biraz soğuk olmaya başladı ama gece sıcaktı gerçekten. Biz sinekliğini sade kapattık. Çadırın dış cepheyi kapatmadık.
Değil mi? Evet. Öyleydi. Sadece sınıf. Eğer dış cepheyi de kapatsaydık hiç soğuk olmazdı yani. Şu an kaç derece, bir telefona bakayım da dışarıda. 13,5 derece ama biraz serin dışarısı. Çadırın içi bizim kendi ısıtmamızla galiba sıcak durdu. Dediğimiz gibi tulumların içine girmeye gerek duymadık. Döşek yerine kullandık. Vallahi zemini çok rahattı. Çünkü buralar yosunlu. İyi seçmişiz. Yani tercih edilmesi gereken zeminler. Evet. Yani bir hafif böyle ince bir döşek gibi, yumuşacık. Bir kerelik değil, hep yatılır bence. Arada böyle çadır kamplar yapmak iyi olur. Güzel bir geceydi. Çok sessizdi, çok sakindi. Bir aralar geceleyen kuşlar duydum. Yani kuş dediğimde baykuş vardı galiba. Baykuş mu dönüyor? Evet, öyle. Öyle. Baykuş vardı. Baykuş sesi vardı. Ama ben daha uyurum. biz şimdi Nazmi ile yavaş yavaş çadırımızı toplayalım. Aşağıda da ateş yaktığımız yerde de biraz çantalarımız falan var. Geceden toplamamıştık onları. Göz görmüyoruz. Aynen. Onları da toplayacağız. Ondan sonra kahvaltıya gideriz. Kahvaltıyı da sessiz yapalım ya. Baş başa. Yorumlarda videoyu nasıl buldunuz? Beyan edin lütfen. Merakla bekliyorum. Bundan sonraki videolarda da bu tarz şeyleri görmek isterseniz tabii aşağıda yorumlara yazabilirsiniz. Kanala abone olmayı da unutmayın. Böyle korku dolu videolar bekliyorsanız, isterseniz onları da beyan edebilirsiniz. Farklı projeler gerçekleştirebiliriz Nazmi ile birlikte. İnşallah. İnşallah. Şimdi sizlere bu sessiz ormandan uğurlamak istiyoruz. Biz de uğurlayacağız kendimizi birazdan. Hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Bir dahaki videolarda görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın.